Evet, 1,5 haftalık yoğun çalışmalar sonucunda kendimi hasta etmeyi başardım. Zaten bundan da belliydi yani. Quando la disperazione e lo sconforto. Böyle tam tatil yapmam gereken zamana denk gelmesin yine yeniden. Son bir senede geçirdiğim bütün hastalıkları hep tatillerde geçirtiyorum. Hep böyle ayakta olup gezmem gereken zamanlarda. Bugün 13 Kasım Pazartesi. Tam ucu ucuna giriyorum içeri. Erken gidebilsem çok iyi olurdu ama gerçekten hiç kalkmak istemedim zaten. Bir de son dakikada kostalıya kustum. Onu da temizlerken düşündüğümden geç kaldım ya. Yani. Bugün de yoğun bir günü olacak. Dediler ki salı sabahı panettoneler ve 1-2 grup Noel'e yönelik satılması gereken ürünler gelecek. O yüzden elimizdeki kurabiyelerin bütün hepsinin hazırlanması gerekiyormuş. Hani o depoyu boşaltmamız gerekiyor. Yani normalde bize liste gönderirler. Her dükkan için gereken kurabiyeyi hazırlarız. Onun yerine var olanların hepsini sipariş gözetmeksizin hazırlayıp hangi çikolata, hangi marmelatla istenebileceğini tahmin ederek daha sonradan isteyenlere oradan dağıtacağız gibi. Süpürge getirmişlerdi bize içeriği temizlemek için, sıvı da çeken. Yani ben onu yaz boyunca kullanmaya devam ettim. Ortalama da belki her iki haftada bir kere düzgünce silip süpürmeye çalışıyorum etrafı. Benden başka kimse kullanmıyordu. Ön ekip de kullanmıyor. Vaktimiz yok diyorlar. Halbuki 5 dakikalık iş. Dediler ki onu da götürmemiz lazım. Çok çok yer kaplıyor. O yüzden son bir büyük temizlik yapmak istediler ama hiç vaktimiz olmadı. Sanırım yeni arkadaşına da memnun oldu. Memnun. Hala yavaş çalışıyor. Geçtiğimiz 1,5 haftada bayağı bir geride tuttu. Biz onun arkasından 1,5 kat daha hızlı çalışmak durumunda kalıyoruz. Yapılmayan şeyleri toparlıyoruz, onun arkasını topluyoruz, temizlik açısından biraz da. Onu sürekli bir şeyleri hızlı yapmaya, teşvik etmeye çalışıyoruz. Başka türlü çıkamayacağız yani. Çıkamıyoruz da zaten 1,5'tan önce. Her şey birikti. Bir şekilde geçtiğimiz haftayı toparladık ama yeni haftada umarım birazcık daha hızlanmış olur. Sabahları çok zorluyor bizi. Sabah yapması gereken işlerin bir kısmını gerçekten anlamadı. Yani hangi sayılarda bir şeylerin gönderilmesi gerekiyor. Ben girdiğim ilk hafta oturup çalışmıştım açıkçası. Yani kaç sayı olması gerekiyor, isimleri neler vesaire, bir iki günümü harcadım. Yani hepimiz için yeni ki bunun isimler, dükkanlar, kim nereye ne gönderiyor, hangi şartlarda neler değişiyor. Yani kimse buraya gelip de zaten biliyormuş gibi davranmıyor böyle şeyleri. Birazcık dikkat etmesi gerekecekti. Etmiyor.